Herkese selam. Umarım hafta sonunuz güzel başlamıştır dostlar. Pazar gününüz de umarım keyifli geçiyordur. Öncelikle kusura bakmayın, ben 2 haftaya yakın bir süredir içerik paylaşamıyorum kanalda. Nedenine gelirsek, yakın bir zamanda ameliyat oldum ben arkadaşlar ve iyileşme sürecindeydim. Geçen hafta da arkadaşlar güzel bir de soğuk aldım ben üstüne. Böyle ikisi bir üst üste gelince yatak döşek evde takıldım. O yüzden kanalda içerik paylaşamadım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Ama çok sağ olun, sorularınızı sormuşsunuz. Yazanlar var Instagram'dan falan, eksik etmemişsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize, soranlar için de çok sağ olun. Gelin bugünün konusuna, neylerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk başta bayağı bir sorduğunuz konu var. İrlanda tekrardan kapanmaya mı gidiyor? Yeni bir virüs varyantı var. Ondan dolayı hani ülke kapanacak mı falan filan. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bir de iş hayatıyla ilgili güncel durumdan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Genel olarak temamız bunlar olacak. Şimdi ilk başta İrlanda tekrardan kapanmaya mı gidiyor sorusuna bir cevap vereyim. Hayır arkadaşlar, İrlanda şu anda kapanmaya tekrardan gitmiyor. Önlemler alınıyor. Önlemler nedir derseniz, geçenlerde başbakanın bir açıklaması oldu. Christmas süreci boyunca arkadaşlar gece kulüpleri falan yazınki kısıtlama moduna girecekler. Yani bu ne? Christmas'ta büyük ihtimal gece kulüpleri kapalı olacak. Bu bunlardan bir tanesi. Onun dışında barlar, restoranlar belli bir kişi sayısına kadar hizmet verebilecekler. Mesela örneğin içeride en fazla bir masada 6 kişi oturabilecek. Daha fazla kişi aynı masaya oturamayacak gibi gibi. Bunlar bizim yazın olan kısıtlamalarımızdı. Yani hani zaten başbakanın açıklamasında da bu var. Yazın olan kısıtlamalarla devam edeceğiz denmiş. Ha, bu uluslararası seyahati etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Bununla ilgili daha kesin bir güncelleme yok. Bunu şimdiden söyleyeyim. Şimdi bazı içerik üreticiler falan böyle işte İrlanda tekrardan kapanacak, gelmek isteyenler bir an önce gelsin tarzı bir şeyler yazıp çizebilir. Bunlara aldanmayın. Devletin kanalları var. Ben her videomda söylüyorum. Her zaman kaynak odaklı olun. Şu anda Independent AI'de ya da Ireland Breaking News'ta falan bu haberleri bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Gayet açıklamalar var. İngilizceyi bilmiyorsanız da Google Translate'i kullanın abi. Sayfanın sağ üstünde sayfayı çevir diye bir seçenek var. Çevirdiğinizde görürsünüz açıklamanın ne olduğunu. Devletin aldığı önlemleri şu anda görürsünüz. Ama şu anda herhangi bir şekilde de uluslararası seyahatin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Vizelerle ilgili şöyle bir söylenti oldu. Hani Türkiye şu anda hani ekonomik olarak da kötüye gittiği için vize verilme durumunda biraz aksaklıklar oluyormuş. Türkiye'den gelen kişilere daha az vize veriliyormuş gibisinden bir şey söylendi bir de. Arkadaşlar, bu da çok doğruyu yansıtmıyor. Çünkü ülkenin ekonomisinin kötü olmasının bu ülkenin size vize vermesiyle hiçbir alakası yok. Ben bunların çok birbiriyle örtüştüğüne inanmıyorum. Lütfen böyle hani sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerle hareket etmeyin. Ülke hani siz gerekli şartları sağladığınız sürece size vermeye devam edecektir. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti de bir devlet, bir ülke. Ülke yıkılmamış, bir şey olmamış, yönetim değişmemiş. Yani neden İrlanda işte Türkiye'ye vize vermesin? Yani bu biraz bana saçma geliyor. Vize alamamanızın da en temel sebebi ne olur diye sorarsanız, belgenizde eksiklik vardır dostlar. Yani kimsenin size kişisel olarak ya ben şuna vize vermek istemiyorum, biz bunu beğenmedik, profili güzel değil gibi bir şeyi olamaz. Vizede genelde arkadaşlar bildiğiniz gibi istenilen evraklarınız var. Evraklarınız büsbütünse ve en önemli şey tabii ki de finansınız, yani geliriniz normalse, istenilen geliri gösterebiliyorsanız vizenizi alabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Yine diğer bir konu, burada olan arkadaşlar tekrardan vizemizi yenilettiğimizde şey mi yapacağız abi demişler. Tekrardan hani bankada bir para mı göstermek zorundayız? Hayır, değilsiniz. Bu sadece İrlanda'ya gelirken sizin Türkiye'de evet abi benim orada 6 ay kendimi geçindirecek param var diye orada zaten vize alırken yaptığınız bir hareket. Onu burada bir daha yapmıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İkinci yenilemenizde falan tekrardan hani bankada bir hesapta para göstermenize gerek yok. Sadece okul masraflarınızı düzgün bir şekilde ödemeniz gerekiyor ikinci kursunuz için. Ve bildiğiniz üzere zaten en fazla 2 sene. Yani 8'er ay şeklinde 6 artı 2. Siz 6 ay alıyorsunuz. 2 ay devlet veriyor. 8. Sonra bir 8 daha, bir 8 daha. Zaten maksimum dille burada 2 sene kalabilirsiniz. Bunu bayağı bir videolarımda paylaşıyorum. İzlemeyen arkadaşlar, kanala yeni gelen arkadaşlar, özellikle playlistleri de incelemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Playlistlerde gerçekten kendiniz için faydalı içerikler bulacaksınız. Şimdi videonun zaten 4 dakikasını bu konulara ayırdık. İsterseniz gelin bir de iş hayatına dönelim. İş hayatında ne var? Şimdi arkadaşlar, son dönemde bayağı bir açıkçası şirketlerde pozisyon artışları yaşanmaya başlandı. Çoğu şirket yeni pozisyonlar açmaya başladı bu kısa dönemde. Ben de hani bunları İlkelden hani kendimle kontrol ediyorum, bakıyorum platformlardan. Hangi platformlardan bakıyorum? LinkedIn gibi platformlardan arkadaşlar, ya da Monster'dan ya da Indeed'den bunları görebilirsiniz. İş borsasında gerçekten şu anda profesyoneller için İrlanda'da bir artış var. Yine ikinci güzel bir haber size yine paylaşmak istediğim. Arkadaşlar, çalışma izinlerinde bayağı bir artış olmuş. Yani şu anda İrlanda'daki şirketlerin çoğu çalışma izni alma konusunda gerçekten daha şu anda vakıflar bilgiye. Eskiden çalışma izni alamayan şirketler oluyordu. Yani alamayan derken süreci
bilmeyen şirketler oluyordu. Bundan dolayı da çalışma izni almak zorlaşıyordu. Ama şu anda gerçekten biraz daha iyileşmiş. Lokal şirketlerin çalışma izni alma, yani buradaki startup tarzı şirketlerin çalışma izni almaya başladığını gördüm. Bu da sizin için iyi bir şey anlamına gelir. Neden? Ne kadar çok şirket burada çalışma izni prosedürünü biliyorsa, bu da sizin gibi Avrupa dışından gelen çalışanın şansını arttırır. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu kimin için söylüyorum? Özel sektör için söylüyorum. Özel sektörden de kastım benim gibi IT'de, bankacılıkta, orada burada çalışan insanlar için. Bu mesela bir doktor ya da bir avukat için geçerli değil. Bildiğiniz gibi mesleki spesifik olarak bazı mesleklerin yeterlilikleri var. Atıyorum bir doktor gelip burada tekrardan belli bir sene eğitim almak zorunda olabilir. Buraya Türkiye'den uzman gelen burada asistan olarak başlayabilir, sınava girebilir gibi gibi. Spesifik mesleklerin olayı ayrı. Lütfen bunları bunlarla karıştırmayın. Benim verdiğim bilgiler kendim de özel sektörde çalıştığım için özel sektör üzerine. Peki işler daha çok hangi alanlarda arttı? Buna da hemen bir değinmek istiyorum sizler için. Arkadaşlar birincisi customer support dediğimiz müşteri hizmetleri fonksiyonunda acayip derecede işlerde artış var. Özellikle vendor dediğimiz taşeron şirketler baya baya yeni pozisyonlar açıyorlar. Tabii çoğu vendor şirket de çalışma izni almaya şey değil, dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Çok da şey yanaşmıyorlar. Daha çok Avrupa'da zaten çalışma izni olan ya da pasaportu olan insanları almayı tercih ediyorlar. Kendi öncelikleri gereği. Ama alanlar da var işte, Accenture gibi, size söylemiştim onu daha önce. Vendor'da çalışan çok insan var çünkü. Ama mesela bir CPL, bir Cognizant, bu gibi şirketlerde hiç çalışma izni almaz. Bu şirketlerde işe başvurmayı bence çok düşünmeyin. Düşünürse de arkadaşlar hani yapabilirsiniz başvurularınızı ama ne bileyim yani milyonda bir belki bir kişi alırlar diye düşünüyorum. Ben kendi gözlerimle daha bu iki şirketin bir tane çalışma vizesi aldığını görmedim. Bunu da nereden biliyorum? Buranın Çalışma Bakanlığı'nın bildiğiniz gibi her sene yayınladığı listesi var. Oradan bakıyorum. Güncel bir şekilde orada hangi şirketler ne veriyor? Siz de benim gibi bakabilirsiniz. Yıllara spesifik, sektöre spesifik ya da işte iş yerine spesifik olarak kim ne kadar çalışma izni almış görebilirsiniz. Daha çok burada çalışma iznine yatkın olan şirketlere dürüst konuşmak gerekirse büyük IT şirketleri arkadaşlar. Kimdir bunlar? Microsoft'tur, LinkedIn'dir, Google'dır, Facebook'tur. Bu gibi şirketler ya da Dell'dir. Bu gibi şirketler arkadaşlar. Hani direkt kontrat bulabileceğiniz şirketler size çalışma izni alır. Ha tabii ki de bu tarz işlere girebilmek için gerçekten sizin de alanınızda yetkin olmanız lazım. Yani atıyorum mesela bir senelik mezuniyetten sonraki tecrübeyle gelip de size çalışma izni alınması, sponsorluk olunması çok da kolay değil. Yani biraz da plan yapıyorsanız gerçekçi yapmaya çalışın. Onun dışında kiralarda yine çalışanlar için aslında İyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu bence herkes için kötü ama kiralarda muazzam bir artış var arkadaşlar. Yani korona öncesinde ne bileyim korona olmadan önceki dönemden daha yüksek şu anda arkadaşlar kiralar ve muazzam derecede arttı. Ve dikkatimi çeken diğer bir şey ise arkadaşlar şehir deli gibi kalabalıklaşmış. Mesela cumartesi günü ben kız arkadaşımla dışarıdaydım. Geziyorduk. Gerçekten yani iğne atsanız yere düşmez. İnanın bana korona öncesinde böyle bir Dublin yoktu. Ama şu anda sanki kalabalık iki katına çıkmış gibi gerçekten her yer tıklım tıklım dolu. Yani önünden geçilmeyecek sokak bile şu anda deli gibi dolu. Öyle söyleyeyim, İrlanda'da sayı artıyor bayağı, bir insan sayısı artıyor. Bu da normal, İrlanda cazibe merkezi haline geliyor. Bundan bir 10-15 yıl sonra herhalde Türkiye'deki hani Almanya'daki Türkler kafası var ya, burada da öyle olacak büyük ihtimal. Yani hem kendi ülkemizden hem başka ülkelerden çok fazla insan göreceğiz ve şunu diyeceğiz büyük ihtimal. Hani ya eskiden böyle değildi, hani şu kadar sayıdaydık, bu kadar sayıdaydık, şimdi arttı. Tabii artışın önemli, hani tabii güzel etkileri de var. Tabii ki de pozitif etkileri de var. Tabii negatif etkileri de var. Bu tamamen gelen insanların, gelen o popülasyon var ya işte sizin benim gibi gelen insanların bu ülkede bıraktığı intiba. Yani hani ben istemem açıkçası Almanya'daki Türkiyeliler gibi hatırlanmayı, İrlanda'da öyle söyleyeyim. Umarım da öyle olmayız. Çünkü bizim de hani uçaklar da boş gelmiyor Türkiye'den açıkçası. En son bir arkadaşım geldi yakın bir zamanda. Avukat kendisi, aile birleşimiyle geldi falan. Ve adamın bana söylediği uçak tıklım tıklım doluydu. Yani hani bayağı bir gelen var. İnanın bana çok profesyonel olup işte işinde gerçekten iyi olup burada gelip işte ne bileyim normal hizmet sektöründe herhangi bir işte hayatını tekrardan kurmaya çalışan insanlar var. Bunu da gayet tabii anlıyorum arkadaşlar. Hangi sektörden gelirseniz gelin. Hani avukat olursunuz gelip burada garsonluk yaparsınız. Doktor olursunuz gelip burada atıyorum mesela satışta çalışırsınız bir tane mağazada falan. Bunlar olay değil arkadaşlar ya. Bunlar hani siz zaten bunu istediğiniz için, siz zaten Türkiye'deki hayatınızdan memnun olmadığınız için ve o hayatı değiştirmek için attığınız adımlar. Yani bunlar olay değil. Bunları bir meziyet gibi, bir mesire gibi de satmayın. Açık konuşayım yani. Bu da doğru değil. Hani Türkiye şunu kaybetti. Ben işte İrlanda bir şey servis elemanı kazandı falan. Ha böyle içerikleri de ben doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Şundan doğru bulmuyorum. Yani şu
senin kaybetti dediğin yerde gerçekten hani bunu önemseyen bir insan varsa ya da önemseyen bir devlet varsa, toplum varsa sen bunu söyleyebilirsin. Yani ülke bir avukat ya da işte doktor kaybetti diye oturup arkandan ağlamıyorlarsa, ki biliyorsunuz Türkiye'de de ağlamaz kimse bunun için. Maalesef ki hani topluma verilen değer ortada açıkçası. Biraz da bunu gözetmek lazım. Ondan dolayı yani böyle ters şeyleri de ben doğru bulmuyorum açıkçası. Yani hani herhangi birimiz herhangi bir seviyede, mesela ben de gelip burada ilk başta garson olarak başlayabilirdim. Bununla da gocunmazdım. Ne bileyim servis de yapabilirdim, gocunmazdım. Burada ayıp yok arkadaşlar. Hepiniz hayatınızı geçindirmek, gerçekten mevcut olan hayatlarınızdan memnun olmadığınız için bir adım atıyorsunuz. Ve bu ülkeye geldiğinizde bu ülkenin getireceği her şeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. O yüzden elinizden gelenin en iyisini yapın derim. Hani plan yapanlar, hazırlık yapanlar, bence gelmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmaya kapanın. Ya çalışın pardon. Kapanma olursa, öyle bir şey olursa, ki ben şu anda mal vermiyorum ama hani olursa böyle bir şey de büyük ihtimal Ocak ayından sonra olur. Böyle bir şey olduğunda da en azından hazırlıklı olmuş olursunuz. Şimdi konuları toparlarsak arkadaşlar, iş sektöründe dediğim gibi güzel bir artış var. Güzel işler var şu anda. Gayet iyi pozisyonlar açılmaya başlandı. Gerçekten işlerde artış olduğunu ben de görebiliyorum. Ve evet, vize durumlarıyla ilgili bir sıkıntı yok şu an için. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Ama temkinli olmakta da yine dediğim gibi fayda var. Bu kadar arkadaşlar benim söyleyeceklerim. Aklıma gelen her şeye bayağı bir değindik. Oradan buradan her şeyden konuştuk diye düşünüyorum. Merak ettikleriniz olursa ya da benim yanıtlamadıklarım olursa videonun yorumlar kısmında yine benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de teşekkürler diyorum dostlarım. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.